Resul Tosun, Bahçeli'nin endişesi ciddiye alınmalıdır. Akşener Partisi'nin siyasette ilk etkisi kendini gösterdi. MHP içindeki muhalifler Akşener etrafında toplanınca MHP'nin %10 seçim barajını aşamayacağı ihtimali belirdi. Haklı olarak da Bahçeli baraj konusunu gündeme taşımak zorunda kaldı. Çünkü eğer bu barajla 2019 seçimlerine gidilirse meclise 2002 yılında olduğu gibi sadece AK Parti ve CHP'nin girme ihtimali güçleniyor. Tabii ki şimdi top AK Parti'nin ayağında. Başbakan partilerin teklifini beklediklerini söyledi. MHP 5, 6 ve 7 rakamlarını telaffuz etti. CHP sözcüsü %3 olsun diyerek bir açıklama yaptı. HDP başından beri baraja karşı hatta 2002 seçimlerinden sonra Ahim'e müracaat etmişlerdi. Ahim 30 Ocak 2007 tarihinde verdiği kararla %10 seçim barajının hak ihlali olmadığına hükmetmişti. Dolayısıyla %10 barajı mahkemelerin çözeceği bir mesele değil. Siyaset karar verecek, seçim kanunu değiştirecek değişecek. Siyasetin karar gücü de bugün AK Parti'nin elinde olduğu için bu önemli meselenin çözümü AK Parti'ye bağlı. Peki AK Parti bu hususta ne düşünüyor? Aslında geçmişte bu konu çok tartışıldı ve AK Parti siyasi partilerin önüne sıfır baraj dahil 3 teklif birden koydu. Erdoğan Başbakanlığı döneminde dar bölge sıfır baraj, daraltılmış bölge %5 baraj ve mevcut sistem diyerek meydan okudu. Ama o zaman hiçbir parti bu teklife yanaşmadı. Şimdi MHP'nin baraj konusunu gündeme getirmesi çok anlamlı değil. Ancak kanaatimce milli meselelerde hükümete açık destek veren Bahçeli'nin bu çağrısına AK Parti kulak tıkamamalıdır. 2019'dan itibaren başkanlık sistemine geçiş tahakkuk edecektir. Siyasi istikrarsızlık artık söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla parlamentonun oluşumu üzerindeki her seçimde tartışma konusu haline gelen %10 barajının kaldırılmasının zamanı gelmiştir. 5 ya da 6 vekillik daraltılmış bölge sisteminin Türkiye genelinde bir değişiklik yapmayacağını daha önce bu köşede yazdığımı hatırlıyorum. Çünkü zaten 54 seçim bölgesinde 5 ve daha az vekil çıkmaktadır. Daraltılmış bölge sadece İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde yeni bölgeler oluşacak demektir. Ben sıfır barajdan yanayım. Benim tercihim ve tavsiyem seçmenin siyasete daha aktif katılımını sağlayan dar bölge sistemidir. Demokrasinin beşiği olan İngiltere'de ve başkanlığın başarıyla yürütüldüğü Amerika'da dar bölge sistemi vardır. Dar bölge demek her seçim bölgesinden bir milletvekili çıkacak demektir. Yani milletvekili sayısı 600'e çıktığına göre Türkiye 600 seçim bölgesine bölünecek ve her bölge bir milletvekili çıkaracaktır. Böylece hem halk seçtiği vekili tanımış olacak, denetimi kolaylaşacak hem de partiler halka yakın tabanı olan adayları seçmek zorunda kalacak. Dar bölge sisteminde baraj zaten kendiliğinden kalkmış oluyor. Daraltılmış bölgede karar kılınacaksa her bölgeye düşen vekil sayısı 2 veya 3'e düşürülmelidir ki mevcut sistemden bir farkı olsun. Aslında siyasi partiler ve seçim kanunları kökten değişmesi gereken kanunlardır. Hazır uyum yasaları gündemdeyken bu kanunlar da bütünüyle yenilenmelidir diye düşünüyorum. Bahçeli'nin talebi iyi bir fırsattır, değerlendirilebilir. Resultos'un Star